Onlar başarılarıyla göğsümüzü kabartan gökyüzünün yıldızları. Gökbey, Atak, Anka ve daha niceleri. Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilmiş hava araçlarının ilk test pilotlarıyla tanıştıracağız bugün sizleri. Çünkü bugün onların günü, Dünya Pilotlar Günü ve aslında çok fazla sözü uzatmadan, lafı uzatmadan bütün cümleler, bütün sözler onlarda, gökyüzünün hakimlerinde. Onlarla konuşacağız. Bugün 5 kahraman Türk pilotunu tanıtacağım sizlere. Gökhan Birlan'la birlikteyiz öncelikle. Efendim, gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok ulvi bir işiniz var aslında. Muhteşem bir işiniz var ama bir taraftan da yerli ve milli bu güzel hava araçlarını bütün yurt dışında sınır ötesi operasyonlarında, yurt içi operasyonlarında gördüğümüz, tanıdığımız, bildiğimiz bu araçların ilk sahibisiniz aslında. Nasıl bir duygu? Çok teşekkür ederim tekrar. Hoş geldiniz. Dünya Pilotlar Günü vasıtasıyla sizleri burada ağırlamak bizim için bir onur, şeref. Tabii yerli ve milli olarak Türk mühendislerinin tasarladığı, Türk işçilerinin yaptığı bu hava araçlarını ilk kez uçuruyor olmak bizler için çok büyük bir gurur kaynağı. Erdinç Özen, sizi bir tanıyalım öncelikle. Siz hangi hava aracını uçuruyorsunuz? Ben Atak helikopterinin test ve öğretmen pilotuyum. Ne mutludur ki böyle güçlü bir hava aracıyla, milletimizin bize uçma fırsatı verdiği bu güzel hava aracıyla uçma, test yapma ve yeni pilotları eğitme şansını bulduk bu şirkette. Bu vesileyle başta şehit olan pilotlarımızın ve tüm pilotlar gününü, bütün pilotlarımızın pilotlar gününü kutluyoruz. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ve Hürkuş'un test pilotu Murat Özpala yanımızda. Size şunu sormak istiyorum. Hiç ilk uçuşunuzu hatırlıyor musunuz? Evet, ilk uçuşumu 1989 yılının 14 Haziran'ında yapmıştım. Yalnız uçuşun heyecanını yenmek için kalktıktan bir süre sonra radyoyu açmıştım uçakta. Nilüfer Erkekler Ağlamaz'ı söylüyordu. Onu hiç unutmuyorum. Benim için çok heyecanımı gideren harika bir an olmuştu. İnene kadar Nilüfer'i dinleyerek gayet keyifli bir uçuş yapmıştım. Bunu unutmuyorum hiç. Sizin de gününüz kutlu olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Ersoy Kural. Merhabalar. Hiç aklınızdan çıkmayan bir olay var mı sizin? Benim en unutamadığım 2013 yılının kış mevsiminde yolları kapanan bir köyden doğum yapmak üzere olan bir annemizi aldık. Şehir merkezine getirdik, doğum yaptı. Biz motorsuz durup hava aracımızı park pozisyonuna alana kadar doğum gerçekleşti. Yani ucu ucuna yetiştirdik. Mütakiben bebeğe benim ismim verildi. Ailemize de buradan tekrar selamlar olsun. Bu anımı hiçbir zaman unutamayacağım. Efendim, sizin de gününüz kutlu olsun diyelim biz de. Dinçer Doğukan Göle, Anka'nın pilotu. Evet. Siz yerdesiniz ama aracınız hep gökyüzünde. Çok haklısınız, çok güzel ifade ettiniz. Ayaklarımız yerde ama bedenimizle, ruhumuzla, her şeyimizle o heyecanı yaşıyoruz. Uçak yerden kesildiği andan itibaren o heyecanı ta içimizde hissediyoruz. Teker koyana kadar emniyetle bu süreci işletmeye çalışıyoruz. Gerçekten gökyüzünde evi bilen tüm pilotların pilotlar gününü sizin vasıtanızla kutluyorum. Ayağınıza sağlık, tekrar hoş geldiniz şirketimize. Bu mesleği icra etmek isteyen, havacılığa gönül vermiş olan gençler hiçbir zaman bu çabalarını, bu azimlerini yitirmesinler. Hedeflerine ulaşma yolunda hepsine başarılar diliyorum. Gökyüzü onları bekliyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Evet, TUSAŞ kapılarını bizlere açtı. Türk Havacılık Uzay Sanayi'ndeydik bugün. Memleketin her köşesinde gördüğümüz Atak helikopterini, Anka'yı, insansız hava araçlarını, Hürkuş'u. İşte bu göğsümüzü kabartan yerli ve milli araçları ilk deneyimleyen pilotlar onlar. Biz de TRT Haber ekibi olarak bugün Dünya Pilotlar Günü'nü, tüm pilotların gününü kutlayalım. Havacılığa gönül vermiş herkesin gününü kutlayalım.